Evet efendim, ne var ne yok kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumuz Adalet ve Kalkınma Partisi yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Antalya Milletvekili Menderes Türel. Başkanım, şimdi tabii geldik sizin alanınıza. Çok sayıda da soru var, hala da geliyor bir taraftan ama ben hemen reklam arasında şöyle birkaç tanesini toparladım ama çoğunluk şu: 5.393 sayılı belediyelerin sözleşmelerinin kadroya geçirilmesi konusunda bir çalışma var mı diyor. Var. Nedir efendim bu? Bunu Sayın Başbakanımız Kızılcahamam kampında açıkladı. Gereken talimatları Sayın Bakanımıza, Sayın Faruk Çelik Bakanımıza iletti. Bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Tabii arkadaşlarımız Sayın Başbakanımızın bu talimatları çerçevesinde hemen kadroya geçme hususunda büyük bir sabırsızlık gösteriyorlar. Haklıdırlar. 18 bin yaklaşık sözleşmeli belediye personelini ilgilendiriyor. Bu 4B yapılıyor iken onlar bu kapsam dışında kalmışlardı. Bunun yapılması gerekiyordu. Zaten gereken adımların atılması hususunda da Sayın Başbakanımız gereken talimatları verdi. Çalışmalar ilgili bakanlıkça sürdürülüyor. Çok uzun sürer ancak, peki Menderes Bey? Ancak şunu söyleyeyim, malumunuz meclisin gündeminin yoğunluğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Yani daha bütçeyi yeni kapattık. Ondan önce Büyükşehir Yasası vardı. Ve bütün bu meclisin yoğun gündemi bu yasanın meclise görüşülmesine maalesef bir engel hal oluşturdu. Bakanlığın tabii çalışmaları bir taraftan yürütülüyor. Önemli olan şudur. Yani yerel yönetim seçimlerinden önce, yani 2014'ten önce bu arkadaşların kadroya geçirilmesiyle ilgili artık süreç tamamlanmalıdır. Ne olursa olsun bundan önce bu süreç tamamlanacaktır. Evet. Bunu açık ve net bir şekilde, hani bir zaman istiyorlarsa bu 3 ay sonra, 5 ay sonra, yarın, öteki hafta demek yerine burada esas hedef zamanı ortaya koyarak bir sonuca gitmek lazım. O yüzden önümüzdeki 2014 yerel seçimlerinden önce bu yasa inşallah bakanlığımızın da yapacağı çalışmalar neticesinde yasalaşacaktır. Bu tasarı meclise sevk olacak ve yasalaşacaktır. İçleri rahat etsin bu, yani. Bu yasama dönemine yetişir mi bilemiyorum. Ama bu yasama döneminde, yani 2013'deki yasama döneminde yetişmezse 2014 yerel seçimlerinden önceki, gelecek seneki yasama dönemi içerisinde inşallah bu çalışmalar meclisin yoğun gündemi içerisinde görüşülecek ve neticeye ulaşacaktır. Yerel yönetimler büyükşehir yasasıyla kapatılan veya kapatılacak olan belediyelerin durumu ne olacak? Orada çalışanların durumu ne olacak? Bizler başka bir yere geçeceğiz mi? Yeni bir işsizlik alanı yaratılmadı mı? Hayır. Diye de genel bu bir konuda, soru var. Bu konuda çok açık ve net. Yeni yerel yönetimler, yani büyükşehir yasası diye adlandırılan yasa yürürlüğe seçimlerden sonra girdikten sonra bir tek kadrolu işçi, memur kapı dışında bırakılmıyor. Hepsi yeni kurumlarına nakledilecekler. Dolayısıyla bir işsizlik sorunu gibi bir sorun kesinlikle kapı dışarı bir tek personel bırakılmadığı için söz konusu değil. Hepsi eğer belde belediyelerindeyse ya ilçe belediyesi ya büyükşehir belediyesi personeli olarak yeniden çalışmaya devam edecek. Bu yasa kapsamında bir tek kadrolu işçi, memur... Görev değişiklikleri olacak mı diye de bir soru var efendim. Görev değişiklikleri yeni kurumlarının artık takdirinde olacak bir husus. Yeni devrolacakları kurumlarında bunlarla ilgili değerlendirmeler yapılacak. Ancak şunu söyleyeyim. Hepsi özlük haklarıyla birlikte yeni kurumlarına naklediliyor. Ve 3 sene aynı maaş ve maaşlarındaki artışları aynı kademeden devam edecek. 3 sene boyunca özlük haklarıyla birlikte yeni kurumlarında göreve devam edecekler. 3 sene neticesinde tabii yeni kurumlarındaki idari tasarrufa göre de yollarına devam edecekler. Hiçbir personel, bir kez daha açık ve net bir şekilde söylüyorum, görevine son verilmiyor. Bu yasa uygulamaya geçtikten sonra, yürürlüğe girdikten sonra. Ya, hak kaybı olmayacak, olmayacak mı? Diye hayır, hayır. Tamamen, yani... tamamen özlük haklarıyla. Daire başkanı ise daire başkanı, şube müdürü ise şube müdürü gibi özlük hakları ne ise onunla birlikte yeni kurumlarına geçiyorlar ve 3 sene o özlük haklarını getirdiği avantajları, maaş artışları dahil rahatlıkla yaşayacaklar, taşıyacaklar. Peki şöyle bir şey geliyor aklıma, yani hani doğru bir soruma emin de değilim ama belde belediyesinde çalışıyor, işsiz kaldı. Yeni kurumu büyükşehirde. İşsiz kalmıyor ki. İşsiz kalmadı İş yani. Değişti. İş değişti, büyükşehire gitti. Evet. Ya orada da böyle hani hem işe gidip gelme, ulaşım sıkıntısı, şöyle görev yeri. İyi bir soru sordunuz aslında. Çünkü şimdi burada bir yanlış anlama var maalesef. Belde belediyeleri kapatılmıyor. Bunu çok açık ve net her konuşmamda söyledim. Belde belediyeleri
ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesine dönüştürülerek ilçe belediyesinin ve büyükşehir belediyesinin hizmet kalitesinden istifade etme imkanı sağlanıyor o bölgedeki insanlar. O şemsiyenin insanlar. Altına dolayısıyla girecek bunlar. Dolayısıyla oradaki belediye binası varsa bu belediye kapandı diye biz o belediyeyi yerle bir filan etmeyeceğiz. Hı. Yani dolayısıyla orada halka en yakın yerden hizmet vermek gibi bir anlayış elbette ki yerinden yönetimin temel ilkesidir. Ve o belde belediyesi belki belediye olarak ortada olmayacak ama ilçe belediyesinin veya büyükşehir belediyesinin hizmet birimi olarak tabii ki orada o görevi gene aynı şekilde yapmaya devam ediyor. Yani bir şube gibi çalışacak oradan. Şimdi sorunuzun, tam sorduğum sorunuzun cevabına geliyorum. Şimdi o birimde çalışan o yörenin bir insanı orada evine yakın o görevi yapıyor iken tutup da oraya 200 kilometre öteden bir başka görevliyi gönderirseniz zaten olur. İşin verimliliği açısından yani uygulamaya yönelik bir sonuçla baktığımızda bu söylediğiniz oldukça zor. Ama personelin performansından memnun değildir idare. Veya bir takım işte disiplin dışı hareketler yapıyordur. Tabii o takdir her zaman her idarede vardır ama şimdi ben belediye başkanı olsam o hizmet biriminde belde belediyesi binasının olduğu hizmet biriminde görev yapacak personeli o bölgedeki insanlardan doğal olarak seçerim ve oradaki arkadaşlara görev veririm. Dolayısıyla öyle bir sıkıntı uygulamada söz konusu olamaz. Başkanım. Yeter ki personel liyakatli ve disiplinli olsun. Köydes personelleri için bir çalışmanız var mı diye yine 4-5 tane izleyicimiz bu aynı soruyu soruyor. Köydes. Evet. Personeller için bir çalışmanız var mı diye soruyorlar. Bununla ilgili bir çalışmamız gündemde. Görüşüyoruz. Zannediyorum Büyükşehir Yasası'ndan sonra meclisin gündeminde yeni bir torba yasa çalışması söz konusu olacak. Ve orada gündemde değerlendirilecek hususlardan bir tanesi de bu konu olacak.